soğan halkaları için neler kullanıyoruz? Öncelikle bir adet yumurtamız var. Bir su bardağı un, yarım su bardağı su, bir su bardağı galeta unu, 2 adet büyük baş kuru soğan, 1 adet kırmızı biber, 4 adet mantar, 5 adet sosis, 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı biber ve kızartmak için de 1 su bardağı kadar zeytinyağımız var. Evet, şimdi sevgili izleyenler şöyle soğan halkalarımız için Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Ben de tekrar şöyle bir anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber yapılışına başlayacağız soğan halkaları. Şimdi soğan halkaları için bize gerekli malzemelerimiz nelerdi? İlk önce malzememize ne gerekti? Sevgili onu bir anlatalım. İlk önce yumurtamız. Ondan sonra unumuz. Ondan sonra galeta unumuz. Eğer sizin elinizin altında galeta unu yoksa ekmekte kurutup makineniz varsa çekip ekmek kırıntıları da olabilir sevgili. Ekmek de çekip onu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz var. İki tane bir soğan demiştik sevgilicilerimiz. Ama biz biliyorsunuz biraz geniş bir aile olduğumuz için biraz fazla kullandık. Belki bir kilo yiyen de vardır değil mi tabii usta? ki çok Yani fazla çok yiyen de güzel oluyor olabilir. çünkü. Ve ondan sonra iki adet biberimiz var sevgilicilerimiz. Şöyle ben bir gün evdeki çocuklarınızı farklı bir şekilde sevindirmek istedim. Onlar için de sosis getirdim. Şimdi sosisimizi de yapacağız. Onu da farklı bir şekilde yapacağız. İnşallah değişik olacak. Ve ondan sonra mantarımız var sevgilicilerimiz. Bunları da beraber güzelce bir şekilde sunacağız. Sizlere hazırlayacağız. Evet. Şimdi bu malzememiz için gerekli malzemelerimizi saydık. Sevgilicilerimiz yağımızı ocağa koyduk. Yavaş yavaş tavamız ısınıyor. O ısınırken ben şöyle eldivenimi giyeyim. Denk Şimdi biz gelince. asıl soğan halkaları yapıyoruz ama ek olarak da mantarı ve sosisi hazırlayacağız. Tabii ki. Evet. Şöyle şimdi sevgilicilerim ilk işlem ne yapıyorsunuz? Şöyle güzelce bir şekilde yağınızı koydunuz. Yağınız yavaş yavaş ocakta ısınırken siz de şöyle herhangi çukur bir kap alın. Şöyle çukur kabımızı aldıktan sonra şöyle ilk önce bir adet yumurtamızı alıyoruz. Şöyle yumurtamızı gördüğünüz gibi hemen kırdık. Yumurtamızı kırdıktan sonra şöyle güzelce bir şekilde yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle yumurtamızı güzelce çırptıktan sonra içine hemen unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle biz biraz fazla tuttuk sevgilicilerimiz. Unumuzu da ilave ettikten sonra tekrardan şöyle güzelce bir şekilde yavaş yavaş şöyle karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra hemen suyumuzu içine ilave edelim. Yarım Şöyle. su bardağı değil mi? Evet şöyle bakalım duruma göre. Gerekecekse az daha kullanabiliriz. Şöyle hemen güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi yumurtamızı kırdık ve ondan sonra unumuzu içine ilave ettik. Unumuz topak topak kalmayacak şekilde güzelce bir şekilde şöyle çırpmamız gerekiyor sevgilicilerimiz. Şöyle biraz daha suyumuzu gördüğünüz şöyle üzerine ilave ediyoruz çok hafif ve ondan sonra tekrardan şöyle çırpmaya devam ediyoruz sevgilicilerimiz. Bir su bardağı kadar unumuza, bir su bardağı kadar da ne yaptık? Şöyle suyumuzu verdik. Güzelce bir şekilde şöyle çırpıyoruz. Sulu bir hamur olacak Tabii o sulu zaman. olacak. Şöyle gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde ne yaptık? Önce yumurtamızı kırdık. Ondan sonra unumuzu ve suyumuzu da hemen güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen çırptıktan sonra kırmızı toz biberimizi şöyle bir çay kaşığı kadar desek yeri var. Çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimizi de şöyle güzelce bir şekilde ilave ediyoruz. Ve tekrardan şöyle çırpıyoruz. Çok hafif biraz su alabilir mi Ayşegül Hanım? Az bir şey. Şöyle bir iki yemek kaşık. Evet şöyle. Direkt oradan da aktarabilirsin. Çok hafif. Şaşalı. Elinize sağlık. Teşekkür ettim. Şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi hemen malzemelerimizi içine ilave ettik. Yumurta, un, kırmızı toz biber ve suyumuzla beraber şu anda ne yaptık? Sosumuzu hazırladık. Evet. Şimdi bu yemeğimizin birinci aşaması. Sosumuzu hazırladık. Ne yapalım? Şöyle çırpma tellerinde şu anda bizim bir işimiz yok. Şunları bir kaldıralım ortadan sevgilicilerimiz. Şöyle kenara alalım. Şimdi hazırladığınız sosunuzu sevgilicilerimiz şöyle kenara koydunuz. Şöyle tahtamızı biraz ileri alalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen düz bir tabağımızı alalım. Şimdi düz tabağımıza hani dedim ya galeta unu yoksa normal ekmekle robotla çekip kullanabilirsiniz. Veya da galeta ununuz varsa galeta unumuzu alalım. Şöyle geniş bir tabağımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi galeta unumuzu hazırladık. Ama biz ne yapalım? Biraz daha lezzetli olsun diye galeta unumuzun içine biraz tuz atabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki. Evet şöyle bir miktar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Hemen gördüğünüz gibi sevgilicilerim ne yaptık? Tuzumuzu da ilave ettik ve hemen ne yaptık? Şöyle sosumuzu da hazırladık. Sosumuzu da hazırladıktan sonra şöyle soğanımızı
Şu üst kabuğunu alayım ben şöyle sevgili dinleyicilerimiz. Kabuğumuzu halkaları görürsünüz. Kesmek de bir yetenek yani. O da çok önemli bakın. Şöyle bir milim kadar şöyle sevgili şöyle yarım parmak kadar da diyebiliriz. Evet. Şöyle soğanlarımızı alalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde şöyle hemen doğrayalım. Doğradıktan sonra şöyle koyalım. Diğer soğanlarımızı da aynı şekilde hemen şöyle görüyorsunuz. Doğrayalım. Biraz şöyle büyük olsun ki soğanlarımız kırılmasın diye sevgilicilerimiz. Kalın siz de, kalın keselim evet, değil mi? Çok hafif, yani çok aşırı da ince değil, çok aşırı da kalın değil. Ortasını şöyle sevgilicilerimiz yarım parmak şeklinde de kesebiliriz. Şöyle soğanlarımızı görüyorsunuz. Hazırladık soğanlarımızı. Ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? Şöyle hafif dokunuyoruz. Halkalarımızı birbirinden açıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle dokunuyoruz. Yavaş yavaş halkaları açalım. Ve şöyle halkalarımızı açtıktan sonra şimdi hemen yavaş yavaş şöyle kızartma işlemine başlayacağız sevgilicilerimiz. Şöyle soğanımızı şu anda hazırladık. Soğanımız hazır bir durumda. Soslarımız hazır sevgilicilerimiz. Ayşegül Hanım ne yaptı? Kaşığımız da hazır. Evet. Şöyle Ayşegül Hanım ne yaptı? Galeta unumuzu da hazırladı. Şöyle çekelim kenarına da kenarlarına sıçramasın, dökülmesin diye sevgilicilerimiz. Şöyle sosumuzu da çekelim. Hazırlamış olduğumuz soğanlarımızı da çekelim. Şimdi ne yapıyoruz? İlk işlem soğanımızı alıyoruz. Şöyle unlu sosumuza sevgilicilerimiz batırıyoruz. Şöyle harcımıza batırdıktan sonra sosumuza, ondan sonra galeta unumuza. Ve ondan sonra hemen ne yapıyor? Şöyle hafif direkmen. Şöyle gördüğünüz gibi hemen ne yapıyoruz? Yağımızı da kızartıyoruz. Şöyle bir tane tabak alın yanınıza Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sevgilicilerimiz şöyle soğanlarımızı alıyoruz. Sosumuza tekrardan şöyle güzelce bir şekilde. Evet şöyle biraz daha altın sosumuzu. Ondan sonra şöyle galeta unumuzla hemen kızartmaya başlıyoruz. Evet şöyle. Devam ediyoruz sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz şöyle. Biraz daha kızartabilirsiniz Ayşegül Hanım. Şöyle hemen gördüğünüz gibi şöyle alıyoruz. Sanki maşayla daha rahat alacağım. Evet şöyle maşayla tabii daha güzel olur. Şöyle yavaş yavaş soğanlarımızı sevgilicilerimiz görüyorsunuz hemen şöyle kızartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yavaş yavaş soğanlarımızı alalım. Şöyle kızartalım. Bir yandan soğanlarımızı kızartırken şöyle ne yapalım? Mantarlarımızı şöyle bir sevgili Abdullah'cığım şöyle mantarımızı bir gösterirsen. Şöyle mantarımızı da alıyoruz sevgilicilerimiz. Ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde aynı işlemde şöyle ne yapıyoruz? Şöyle sosumuza batırıyoruz. Ondan sonra hemen şöyle hafiften şöyle galeta unumuza ondan sonra şöyle kızartıyoruz mantarımızı da. Evet şöyle ben boş bir tabak alabilir miyim Ayşegül Hanım? Tabii ki. Şöyle soğanımıza devam edelim sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz hemen soğanlarımızı alalım. Şöyle devam edelim. Evet. Şöyle. Evet. Efendim? Evet, gerçekten çok harika. Hem görüntü hem de koku muhteşem. Soğan halkalarını biliyorsunuz. Böyle çok da seven arkadaşlarımız var. İzleyenlerimiz de ne yapacaklar? Artık kendi evlerinde hazırlayabilecekler. Evet. Mantarları da kızartıyoruz. O da farklı bir lezzet olacak tabii ki. Evet, şöyle atalım. Şöyle alalım güzel bir şekilde. Şöyle bütün olan sevgilicilerimiz hemen galeta unumuzu parçalarını yapalım. Şöyle toparlayalım. Onları şöyle kenara koyalım. Şöyle diğer maşamız nerede Ayşegül Hanım? Şöyle mantarımızı da görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Şöyle mantarımızı da şöyle güzelce bir şekilde aynı şekilde hemen alıyoruz. Ondan sonra tekrardan şöyle üzerine galeta unumuzla hemen şöyle kenara koyalım. Güzelce bir şekilde mantarlarımızı da hemen kızartalım. Sade de kızartabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen alıyoruz. Şöyle biraz daha görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Yavaş yavaş şöyle mantarlarımızı kızartmaya devam edelim. Piyasadan galetamızı evet aldık. Ya, sen ne yaptın usta bugün bize böyle? Şimdi diğer işlemlerimize de şöyle geçiş yapacağız. Diğer işlemimizde nasıl yapacağız sevgilicilerimiz?
Şöyle düz bir bardağımıza, şöyle geniş uzun bir bardağımıza gördüğünüz gibi şöyle sosumuzu dökelim. Gördüğünüz gibi hemen sosumuzu döktükten sonra şöyle sevgilerimiz 5 adet sosisimiz vardı. Sosimizi alıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde hemen şöyle saplıyoruz gördüğünüz gibi şöyle çöp şişimize. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde sosladıktan sonra tekrardan hemen ne yapıyor? Şöyle galeta unumuza, ondan sonra tavamıza şöyle güzelce bir şekilde kızartıyoruz. Şöyle bunu da aynı şekilde. Biraz daha kırabilirsiniz tamam, usta ucunda. Kıralım. Evet şöyle. Aslında burada bulayıp da geçirebiliriz değil mi? O da olur şöyle yani. Şöyle alalım. Hani. Parçalayalım şöyle güzelce bir şekilde. Hemen sade de kullanabilirsiniz sevgilinin. Şöyle sade de atabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Veyahut da şöyle güzelce bir şekilde bizim hazırladığımız gibi de şöyle alıyoruz. Biraz sapını koparalım. Evet. Şöyle çok hafif alıyoruz. Ondan sonra hemen galeta unumuza, ondan sonra güzelce bir şekilde şöyle kızartıyoruz. Evet. Son iki tane sosisimiz kaldı. Onları da kızartalım. Tekrar hem mantarlarımızı hem de sevgilerimiz soğan halkalarımızı kızartmaya devam edelim. Evet şöyle alalım. Evet şöyle görüyorsunuz. Heyecan yapmayın Ayşegül Hanım. Almayacağım evet, sizden. Kayıyor, kayıyor usta, kayıyor. Maşallah alayım derken böyle mantar kaydı elimde. Evet şöyle sosisimizi sevgilerimiz iki türlü de yapabilirsiniz. Bir normal sosta hazırlayabilirsiniz. Şöyle normal sosta hemen alıp içine atıyorsunuz. Biraz kendini toparladıktan sonra bir de ne yapabilirsiniz? Hemen güzelce bir şekilde galeta unu da güzelce bir şekilde içine kızartabilirsiniz ilave edip. Ve tekrardan sosumuzu şöyle alalım. Gördüğünüz gibi şöyle geniş kabımıza boşaltıyoruz. Ve geniş kabımıza boşalttıktan sonra şöyle soğan halkalarını kızartmaya devam ediyoruz. Evet hakikaten bu çocuklarımızın çok seveceği güzel böyle kızartmalar. Sosisler, mantarlar, soğan halkaları muhteşem görünüyor. Evet. Muhteşem görünüyor gerçekten. Şöyle biraz da sade atalım değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle mantarlarımız. Bir sade atıyoruz. Bir de galeta unuyla beraber şöyle sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde şöyle hazırlayıp tavanıza koyabilirsiniz. Çok farklı bir sunum yapabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel bir sunumlar yapabiliriz. Şöyle alalım. Evet şöyle. Alacak mısın Berke Can? Hadi bakalım tamam. Şöyle iki adet de sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle biberimizi de ne yapalım? Şöyle güzelce bir şekilde çekirdeklerinden arındırdık, ayırdık. Ve ondan sonra biberimizi alıyoruz. Bir tanesini sade gördüğünüz gibi şöyle kızartabilirsiniz. Bir tanesini de tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde hemen ne yapıyoruz? Şöyle galeta unumuzu üzerine döküyoruz. Ondan sonra şöyle hafiften sıyırdıktan sonra ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tavamıza kızartmaya devam ediyor sevgilerimiz. Yeşil biberimizi de aynı şekilde alalım. Şöyle gördüğünüz gibi sade atarım. Bir tanesini de tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgilerimiz hafiften unlu sosumuza, ondan sonra üzerine bolca tekrar galeta sosumuza, ondan sonra bunu da şöyle atabiliriz. Farklı lezzetler ve farklı sunumlar. İnşallah siz de aynısını yapacaksınız ve çocuklarınıza yedireceksiniz sevgilerimiz. Şöyle soğan halkaları kolay bir şekilde yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Şöyle alıyoruz sevgilerimiz güzelce bir şekilde. Hemen ne yapıyoruz? Galeta unumuza. Emin ol yapacaklar usta. İnşallah, çok güzel evet. Görünüyor gerçekten. Çok farklı oldu hepsi. Şöyle güzel böyle karışık kızartma tabağı hazırlayıp çocukların önüne koydukları zaman çocuklar buna hayır demezler asla ve asla. Berkecan, maalesef demezler. Berkecan hayır der mi? Sor bakalım Berkecan'a. Berkecan sosisi alıp götürüyordu az önce. Evet şöyle sevgilerimiz. Hemen devam ediyor şöyle güzelce bir şekilde. Mantarlarımızı da atalım. Evet şöyle. Biz biraz geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla malzememizi tuttuk. Artık siz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Farklı bir şekilde sevgilerimiz güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Çok kolay bir şekilde mantarlarınızı kızartabilirsiniz. Soğan halkalarını, biberleri sevgilerimiz
Tabağımız yeter istersen. Şey, başka bir tabak alalım. İstersen şu tabağı da koyabilirsiniz. Hı hı. Şöyle şimdi de mantarlarımızı alalım sevgilicilerimiz. Güzelce bir şekilde hemen şöyle tavamıza koyalım. Evet şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi harika şöyle. Harika görünüyor gerçekten. İstersen soğanların yanına başka bir şey koymayalım. İstersen onları ayrı bir tabağa alalım Ayşegül Hanım. Tamam, sadece soğan olsun. Fark etmez. Sevgilicilerimiz görsün şöyle. Alırız şöyle farklı da. Farklı olduğunu sevgilicilerim şöyle alalım. Bunları şöyle koyabiliriz. Sosislerinizi bu şekilde güzel bir şekilde kızartabilirsiniz sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi biberlerimizi de aynı şekilde şöyle kızartabiliriz. Biberlerimizi de şöyle koyalım. Yeşil biberimizi de koyalım yanına. Evet sosis ve biberlerimiz. Diğer tabağımızda da mantarlarımız daha güzel bir şekilde görünsün diye sevgilicilerimiz. Ve ondan sonra şöyle biraz daha soğanlarımızı, mantarları şimdi alalım. Ondan sonra soğanlarımızı tekrar atacağız. Evet. Görüyorsunuz sevgilicilerim iki türlü yapıyoruz. Bir sade yapıyoruz, bir de normal galeta unuyla hazırlıyoruz. Galeta unuyla olanlar biraz daha farklı oluyor. Sade unlar da güzel oluyor. Siz ikisini hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa hazırlayabilirsiniz. Farklı bir şekilde sunabilirsiniz. Şöyle alalım. Harikasınız Ayşegül Hanım. Evet hakikaten. Efendim, bu sizin harikalığınız gerçekten güzel görünüyor. Olsun. Hepsi harika görünüyor. Ve tabii şimdi yani kızartma seviyoruz. Artık kalorisini malorisini hiç konuşmuyorum bile. Ne yapacağız? Bazen de kendimizi şımartacağız. Evet, öyle değil mi usta? Tabii ki. Şöyle güzelce bir şekilde. Evet şunları da istersen onları çıkarttıktan sonra bir tabakta ne yapalım? Sade hazırlayalım değil mi Ayşegül Hanım? Hiç fark etmez tamam. Usta. Bunları olur, da olur, sade olur, atalım. Olur hiç fark etmez. Değişik değişik yapabiliriz. Artık evet. Soğanın boyutlarını da izleyenlerimiz kendi diledikleri gibi ne yapacaklar ayarlayabilirler. Hazırlayabilirler tabii ki. Evet yani soğanı anlattık. Hakikaten çok faydalı bir yiyecek. Bol bol yemenizde fayda var tabii ki. Bakın soğuk algınlığınız varsa, sürekli grip oluyorsanız, sürekli üşütüyorsanız bol bol soğan yemeniz lazım. Bol bol. Evet. Evet şöyle alalım. Mantarlarımız da hazırdı değil mi Ayşegül Hanım? Mantarlarımızı da şöyle alalım. Evet şöyle sevgilicilerimiz. Şöyle taktığımızı da alalım. Şöyle geniş bir alan olsun ki sevgilicilerimiz de görsünler neler hazırladığımızı. Evet. Harika görünüyor usta. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. İstersen onları da alın. Şöyle biraz da sade olanlardan atalım içine. Evet. Ellerinize sağlık. Çok sizin güzel oldu Ayşegül Hanım. Şöyle sevgilicilerimiz hemen hemen sosumuz da az kaldı. Bunları da sade yapalım. Şöyle alıyoruz direktmen. Yağımızın içine ilave ettiğimiz zaman biraz ellemeyeceğiz. Sevgilicilerimiz şöyle kendini toparladıktan sonra onları güzelce bir şekilde kızartabiliriz. Şöyle alalım. Evet. Şöyle birkaç tane daha atarsak zaten sosumuz ancak yetecek. Şöyle. Soğan halkalarını sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi hazırladık. Güzelce bir şekilde. Evet, harcımızı şöyle sosumuza nasıl hazırlamıştık usta? Bir de anlatalım tabii, istersen. Tabii bir de anlatalım. Şimdi sevgilicilerimiz hemen harcımızı nasıl yaptığımızı bir daha anlatalım sizlere. Önce ne yaptık? Güzelce bir şekilde hemen bir adet yumurtamız. Ondan sonra sevgilice bir su bardağı kadar bizim hemen unumuz vardı. Onu içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra sevgilicilerimiz hemen ne yaptık? Güzelce bir şekilde çırptık. Çırptıktan sonra bir su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ettik. Tekrar çırpmaya devam ettik. Bu unlu harcımız için. Ve ondan sonra bir tatlı kaşık kadar kırmızı toz biberimizi içine ilave edeceğiz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Pürüzsüz kalacak şekilde güzelce bir şekilde çırptıktan sonra sosumuz hazırlandıktan sonra hemen ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? Galeta unumuzu alıyoruz. İçine az bir şey unumuzu ilave, tuzumuzu ilave ediyoruz. Hazırlıyoruz, kenara koyuyoruz. Ondan sonra soğanlarımızı halka halka doğruyoruz. Ve güzelce bir şekilde doğradıktan sonra önce unumuza, unlu sosumuza, ondan sonra galeta unumuza ve kızgın yağımıza kızartıyor sevgilicilerimiz. Sos sistemimizi de aynı şekilde kürdana sapladıktan sonra güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi kızarttık. Biberlerimiz de aynı şekilde mantarlarımız. İsterseniz sade de yapabilirsiniz eğer galeta unu kullanmak istemiyorsanız. Ama şöyle galeta unu da kullandığın zaman daha farklı bir güzellikte şöyle kızarmış oluyorsunuz sevgilicilerimiz. Evet çok güzel usta ellerine sağlık. Şimdi teşekkür bir telefonumuz var şöyle bir alo diyelim. Ondan sonra yavaş yavaş programımızın sonlarına geldik zaten. Sizlere veda edeceğiz biraz sonra. Alo. Alo.
Merhabalar Zehra Hanım. Merhaba, ben Zehra, Almanya'dan arıyorum, Hamburg'dan. Hoş geldiniz efendim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Gurbetçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sizlere selamlar olsun oradakilere. Çok teşekkür ediyorum Zehra Hanım. Çok öpüyorum sizleri. Evet. Ayşegül Hanım. Sağ olun. Sağ olasın. Çok teşekkür. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yemeklerimiz şu anda hazır, tezgahımıza koyduk. Şöyle görüyorsunuz ekrana, biraz sonra gelecek yemeklerimiz sevgili izleyicilerimiz. Çok çok seviyorlar çünkü hazırladığımız lezzetleri. Ve diyoruz ki efendim, geldik programımızın sonuna. Tabii ki inşallah bugün son günümüz değil. Rabbimiz ömür verdiği sürece sizlerle olmaya inşallah biz devam edeceğiz. Bizler de istiyoruz tabii ki. Yarın yine aynı saatte 16.30'da komple mutfakla, güzel lezzetlerle karşınızdayız diyoruz. Hepinize afiyet olsun efendim. Allah'a emanet olun. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.